Sırada bir sağlık haberi var. Konumuz yürüyüş olsa da varacağımız nokta kilo vermek değil. Bu kez hedef beyni güçlendirmek. Bakın haftada 3 saat yürüyüş yapmak beyni nasıl gençleştiriyor, tıbbın çare bulamadığı hangi beyin hastalığına iyi geliyor? Son zihnimizin, beynimizin, kalbimizin, her şeyimizin genç kalması için... Magazin 8 çok konuşulacak bir sağlık dosyası açıyor. Beyni zihni zindeleştirmek anlamına geliyor. Günde 3 saat yürümek beyni nasıl gençleştiriyor? Beyinde en çok gelişim gösteren bölgenin... Atalarımız ne demiş? Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Eğer beyninizi dinç ve sağlıklı tutmak, vücut yaşınızı sabitlerken beyninizi de gençleştirmek istiyorsanız Doktor Yasemin Arslan'a kulak verin. Vücudumuzun, zihnimizin, beynimizin, kalbimizin, her şeyimizin genç kalması için egzersiz yapmak çok önemli. Bakım kremleri, maskeler ve pek çok kozmetik ürünle hem yüzü hem vücudu gençleştirmek mümkün. Ama ya beyin, zihin yaşlandıysa, beden genç olsa da ne fayda? Merak etmeyin, beyni gençleştirmenin de bir yolu var. Haftada 3 gün, birer saat boyunca yürüyüşü, 3 ay boyunca devam ettirmek bile insanda vücudundaki fizyolojik işleyişlerin çok sağlıklı bir hale gelmesini sağlıyor. Hormonların düzenli bir şekilde olması gerektiği gibi salgılanmasını sağlıyor. İşte size ilginç bir bilgi. Eminiz ki pek az kişi bunu biliyordur. Yürüyüş yaparken sadece bacak, karın ve kol kaslarınızı değil, beyin kaslarınızı da çalıştırdığınızı biliyor musunuz? Beyinde hücreler ve nöronlar arasındaki yolakların genişlemesini bile sağlıyor. Bu da tabii ki insanın her yönlü olarak kendisini zinde ve iyi hissetmesine yol açıyor. Bu arada sporun yaşı yoktur derler ya, işte bu söz bilimsel olarak kanıtlandı. Yani gençlik iksirinin anahtarı yürüyüşte saklı. 70 yaşındaki bir insan egzersiz yaptığı zaman, 20 yaşındaki bir insanın egzersiz yaptığı zamanki kas güçlenmesinin yaklaşık olarak %50'sini kaslarında sağlayabiliyor. Bunun için hani yaşa ileri demeyip egzersize bir an öncesinde başlamakta fayda var. En basit, en temel sporlardan biri yürüyüş. Genellikle bedenen görünümü korumak ve zayıflamak için yapıyoruz. Ya, bol bol yürüyüş yapıyorum. Normalde 1 kilometre, 2 kilometre yürüyorumdur. Eşlik eden olursa daha güzel olur herhalde. Şimdi size şaşkınlıktan ağzınızı açık bırakacak bir bilgi daha aktaralım. Yürüyüş yaparak Alzheimer'a yakalanma riskini azaltabilirsiniz. Egzersiz yapıldığı zaman beyinde en çok gelişim gösteren bölgenin hafıza ve algılamayla ilgili olan işleyişte bulunan bölge olduğu da saptanmış durumda. Sonuçta vücut hiç durmadan ve kusursuzca çalışan bir mekanizma. Bir yerde arıza varsa her yer etkileniyor. Yani vücudu dinç tutmak için önce beyni dinç tutmak gerekiyor. Her gün 1 saat yürüyüş aslında çok ideal olur. Çünkü insan yaratılırken oturmak üzere programlanmamış aslında. Vücudumuz hareket etmek üzere programlanmış. Vücuttaki her şeyin dengeye girmesi hareketle mümkün olabiliyor. Günde 1 saat, haftada toplam en az 3 saat yürüyüş yapmak uzmanlara göre beyni gençleştiriyor. Tabii bu düzenli yürüyüşleri sağlam bir uykuyla pekiştirmek gerekiyor. Ancak burada da dikkat edilmesi gereken bir püf noktası var. Uykuyu biz aslında 1,5 saatlik periyotlar halinde uyuyoruz. Örneğin geceleyin uyuduğunuz zaman sabah kalkacağınız saate dikkat etmeniz önemli. 1,5 saatin katlarını hesaplamak lazım. Yani 3 saat gibi, 4,5 saat gibi, 7,5 saat gibi. Çünkü eğer bu 1,5 saatin 45. dakikasına denk gelirse saatinizin çalma zamanı veya bir telefonun çalma zamanı, sanki gecenin yarısında yarım saat uyumuş, hiç uykunuzu alamamış gibi kötü bir şekilde uyanabilirsiniz. İşin özü haftada 3 saat yürüyüş ve dengeli bir uyku sadece 3 ay içinde beyni gençleştirmeye başlıyor. Beyin gençleştikçe de size imkansız gibi gelebilir ama vücut da gençleşiyor. Ruhunuzu, bedeninizi, zihninizi, her şeyinizi daha iyi hissettiriyor ve daha gençlik hali veriyor.